Adım Emel Güney, Ankara'da doğdum. 4 yaşında müzik çalışmalarına, 5 yaşında sahne hayatına başladım. Şimdi 12 yaşındayım. Kurtuluş Ortaokulu 1H sınıfında okumaktayım. 5 yaşında babam ve abilerimle birlikte Güney Kardeşler grubu olarak Ankara sahnelerinde çıkmaya başladık. Büyük abim darbuka, küçük abim kaşık ve tefle eşlik ediyordu. TRT1'in tek kanal olduğu dönemde, TRT'deki oyun treninde sürekli sanatçı, Talih Kuşu'nda dönem dönem programlarda yer aldım. Çok özel yerlerde özel konserler verdim. Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ben şu kadarcık bir şeydim. O dönemde ben orada Fahri Korutürk'e konser verdim. Uçan da koşulara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Dönemin ilk ve tek küçük sanatçısıydım ben. Yani benden önce böyle bir şey yoktu. Küçücük bir çocuk o kadar ilgi çekiyor ki. Emel Güney, çok çok teşekkürler. Keşke ilk programda seni bulsaydım, her programa seni çıkarırdım. Zaman zaman ilkokul öğretmenimle pazarlık yaptığımı hatırlıyorum. Öğretmenim, bana biraz az ödev verir misiniz? Benim ödevimi hemen bitirip yatıp uyumam lazım akşam sahne alacağım için. Aman, genç Osman dedin bir küçük kuşak, beline bağlamış ibreşim kuşak. O kadar dolu bir çocukluk dönemi oldu ki 5 yaşla 15 yaş arası. 15 yaşıma geldiğimde babam zaten kızımız genç kız olduğunda biz sahnelerden çekiliriz prensibini koyarak bu işe başlamıştı. Alan döken taşları, ötüşüyor kuşları, Venedik'ten döndüler Erzurum'da taşları. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl müzik öğretmenliği yaptım. Yetişmiş ses sanatçısı sınavıyla TRT'yi kazanıp 25 yıl TRT'de görev aldım. Birden işmelenip mestane süzer, ah Leylim, ah Leylim Emmoğlu, yayılır develerim Emmoğlu. Bundan 3 yıl önce de TRT'den emekli oldum ama sanattan emekli olunmuyor. Anam anam. 3 kardeşiz. Üçümüz de sahnelerde büyüdük denebilir. Ama üçümüz de üniversiteyi bitirdik. Babam ve abilerim de dahil hiçbirimizin bardağına içki, eline sigara değmedi. Sahnelerde büyüdük. Yani bunlar aslında çok önemli özellikler bence. Bizim için zor oldu o süreç belki ama çiğnemeden lokma bile yutulmuyor. Yani o süreci yaşadığım için ben bugün Emel Taşçıoğlu'yum. Balınız iyi olsun, sineğiniz Bağdat'tan gelir. Yeter ki siz o balı en iyi şekilde işleyin. Yani ben en güzel örneği kendi hayatımda biliyorum.